Yeni dönem öncelikle Aydın'dan bir milletvekilimiz arttı. Aydın'da hem milletvekili seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarımızı yükselterek büyük bir başarıyla geldik. Dördüncü milletvekilimiz, bundan önce üç milletvekilimiz vardı. Evrim Karakoz, uzun yıllar siyasette çalışan, emek veren bir kardeşimiz milletvekili olmayı milletimiz takdir etti. Aydınlılar Allah'ın izni, milletin takdiriyle geldi. Rozetini takmaktan da büyük bir mutluluk duyduk. Burada tabii öncelikle Aydın'da bize bu başarıyı sağlayan, milletvekili sayımızı artıran Sayın Genel Başkanımıza 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok büyük bir destek veren Aydınlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde parlamentoda yine Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni katılan arkadaşlarımızla, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yeni milletvekili arkadaşlarımızla Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasi, toplumsal barış, ekonomideki sorunların çözülmesi ve toplumun ihtiyaçları çerçevesinde siyasetin kurgulanması, planlanması, yürütülmesi konusunda beraber çalışmalar yapacağız. MHP kurmayı Fethi Yıldız'ın bir sosyal medyadan attığı bir mesaj var. Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı gibi dokunulmazlığı da sona erdi. Hakkında düzenlenmiş fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu raflarında bekliyor diyor. Yani bu ne anlama geliyor bu mesaj efendim? Fethi Yıldız, Cumhur İttifakı'nın gelecek dönemde Türkiye'yi hangi hukuk dışı girdabın içerisine sokacağının işaretini, mesajını vermiş. Sayın Erdoğan'ın o gece yaptığı balkon konuşmasında ve Kısıklı'da yaptığı konuşmada milletin takdirinin ve beklentisinin dışında toplumu birleştiren bir yeni dönem yerine yine çatışma ve kavgalardan şekillenen bir yeni dönem arayışı içerisinde olduğunu gösterdi. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı sitesine yaptığı konuşmanın İngilizce metnini koyarken dönüp o metni sansürleyerek koymak zorunda kaldılar. Yurt dışında bu çok yakışıksız kaçar diye. Böyle bir tablo. Fethi Yıldız'ın tutumu da önümüzdeki dönemde hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok ciddi mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Keşke talihsiz bir söz diyebilsek. Umarım talihsiz bir sözdür. Bizim genel başkanımızın yargı önünde, hukuk önünde herhangi bir şekilde hesap vermekten çekineceği, kaçınacağı bir durum yoktur. Biz önümüzdeki dönemde de muhtemelen bu anlayış yeni fezlekeler düzenleyecektir. Ancak gelen bütün milletvekili arkadaşlarımızın Türkiye'nin suhulete, Türkiye'nin düze çıkması, Türkiye'nin aydınlığa çıkması sürecinde fezlekeden korkarak siyaset yapmayacağını biliyoruz. Bizim siyasetimizin ibresini fezlekeler belirlemedi, belirlemeyecek de. Düzenleyebildikleri kadar fezleke düzenlesinler. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, başta genel başkan olmak üzere, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere fezlekelerden korkmuyoruz. Halkın mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye talibiz, devam edeceğiz. Tam da bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu ismi üzerinden bir değişim tartışmaları yaşanmaya başladı CHP'de seçim sonrası. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu örneğin Ekrem İmamoğlu bir değişimden söz ediyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun önemli bir kesimiyle buluşmasını, helalleşebilmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaşabilmesini sağlamış, en büyük dönüşümü, değişimi gerçekleştirmiş bir liderdir. Bu çerçevede o değişim ve dönüşümün ürünleridir 2019 yerel seçimlerinde 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini almamız, Adana, Mersin gibi, Antalya gibi 11 Büyükşehir Belediye seçimlerini büyük bir güçle kazanmamız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim ve dönüşüm gücünün bir ürünüdür. Bir. İkincisi, tüm muhalefeti belirli bir hedef doğrultusunda bir araya getirebilme yeteneği Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar birlikte olmakta zorlandığı kesimlerle
buluşup muhalefeti tek bir merkezde toparlayabilme yeteneği Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik yeteneğinin bir ürünüdür. Dönüşüm ve değişim arıyorsak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en büyük dönüşüm ve değişim bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir dönüşüm ve değişim gerçekleşecekse bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.